Pek çok günün yıl dönümü, Çocuk Hakları Günü, yarın Kadına Şiddete Karşı Mücadele Günü, bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. Atatürk'ün millet mektepleri baş öğretmenliğini kabul ettiği gün. Nedir millet mektepleri? 1 Kasım 1928'de harf inkılabı, harf devrimiyle, hani diyorlar ya bazıları, bir gecede cahil kaldık. Erkeklerinin %7, çoğunluğu gayrimüslim ve kadınlarının ise 4%'de okur yazar olduğu ve 200 yılda basılan kitap sayısının sadece Paris'te 1 yılda basılan kitap sayısından az olduğu bir coğrafyada, Mustafa Kemal'in dehası ile geçtiğimiz Türk alfabesiyle bir okuma yazma devrimi icra ediliyor ve o devrim Türkiye'de okur yazarlığı hızla yükseltiyor. 400 yıl sonra bu toprakları bilimle buluşturuyor. Ve sevgili kardeşlerim, Atatürk 15-21 Temmuz 1921'de Ankara'da Maarif Kongresi, Muallimler Kongresi topluyor. 16 Temmuz günü salona girdiğinde muallimelerle muallimlerin, yani erkek ve kadın öğretmenlerin ayrı ayrı oturduğunu görünce dernek başkanına diyor ki, siz ne yaptınız böyle? Kendinize mi güveniniz yok, yoksa muallim hanımefendilerin iffetinden mi şüphe edersiniz? Bir daha asla kadının ve erkeğin ayrı tutulduğunu görmek istemem. Mustafa Kemal bunu derken, yani kadını ve erkeği daha 1921 yılında bu topraklarda eşit görürken, 93 yıl sonra bir başka 24 Kasım günü, 24 Kasım 2014'te dönemin başbakanı, bugünkü Cumhurbaşkanı, kadın ve adalet zirvesinde aynen şunu diyor: kadın ile erkeği eşit konuma gösteremezsiniz, o fıtrata terstir. İşte 93 yılda devleti yöneten zihniyetin kadını ve erkeği nasıl birbirinden ayrı oturtursunuz noktasından, kadını ve erkeği eşit göremezsiniz noktasına geldiği bir serüveni yaşıyoruz. 14 yılda sürekli dinselleştirdiğiniz, bilim akıl ekseninden kaydırdığınız ve son olarak 4+4+4 ile perişan ettiğiniz milli eğitim sisteminde çocuklarımızı dindar ve kindar nesiller yetiştirme hedefine mahkum ederek geldiğiniz noktada kardeşlerim, matematikte 60 ülke arasında 44. fen bilimlerinde 45. okuduğunu anlama ve anlatmada 46. sırada olan çocuklarla nasıl muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkacaksınız? Bununla yapmaya çalıştığınız şey, yani eğitimde yapmaya çalıştığınız, yani kadın erkek ayrımcılığıyla yapmaya çalıştığınız, yani kadını aklen ve dinen dun yaratıklar olarak görmenizin sonucu olarak bugün geldiğimiz noktada yüzlerce ülke arasında maalesef insani gelişmişlik oranında yerlerde sürünüyoruz. Maalesef çocuklarımıza iyi eğitim veremiyoruz. Bütün okulları imam hatipleştirelim. Bütün meclisi de AKP'leştirelim. Ne yapacaksınız? Gerçekten. 21. yüzyıldayız arkadaşlar. 2016 yılındayız. Dünya bambaşka yerlerdeyken biz bakın hala nelerle uğraşıyoruz. Teşekkür ediyorum Sayın Bozkurt. Şimdi